Murat Kelkutlioğlu. Amerika şimdi ne diyecek? Hava savunma sistemleri konusundaki S400 tercihimizin dış politikamızda bir kriz konusu haline geldiği bir gerçek. 50 yılı aşkın zamandır NATO'nun en önemli üyesi olan Türkiye'nin bu ihtiyacını Rusya'dan karşılayacağını açıklaması ve bu konudaki ısrarcı tavrı özellikle Amerika'da büyük endişe yarattı. Meselenin füzenin kendisi olmadığı aşikar. Amerika soğuk savaş boyunca ileri bir karakola olarak gördüğü yeri geldiğinde iktidarları devirdiği Türkiye'nin çizgiden çıkmış olmasının endişesini yaşıyor. Aslında son tahlilde doğru da AK Parti iktidarı ile birlikte hemen hemen her alanda izlenen bağımsızlıkçı politikanın bir sonucu. Ama bir pakt değişikliğinden çok ihtiyacın getirdiği zorunlulukla atılmış bir adım. Öyle ki karşımızda bırakın patriotları daha basit özellikteki silahları bile verirken ayak süreyen bir Amerika var. Dedim ya, bağımsızlıkçı politikalar yeni Türkiye'nin rotası. İşte önceki gün milli teknoloji geliştirme altyapıları açılış töreninde müjdesi verilen milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemi bu yolda atılan son adım oldu. TÜBİTAK, SAGE, Aselsan ve Roketsan'ın üstlendiği projeyle artık S-400 mü Patriot mu kavgası yapılmasına, bunlar üzerinden jeopolitiğe dair derin analizler kaleme alınmasına gerek kalmayacak. İlk teslimatları 2021'de yapılması planlanan ve SIPER adı verilen yeni sistemle Türkiye, savunma sanayiinde sınıf atlayacak. Sadece SIPER mi, elektromanyetik fırlatma sistemi SAPAN, tank savunma sistemi PUSAT ve milli lazer silahı ışın projeleri de son aşamada. Türkiye, ekonomisi kadar savunma sanayinde gösterdiği bu yüksek performansla bağımsızlıkçı tavrını güçlendirecek. O yüzden atılan her adım çok değerli, çok önemli. Murat Kerkitlioğlu, Akşam